Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet, bu haftanın ilk e, analizini e, Merkez Bankası'nın VOP işlemleri ve e, kamu bankalarının da VOP işlemlerindeki rolü hakkında e, yapmak istiyorum. Evet sizlere e, hemen hemen her hafta sonu Merkez Bankası'nın taşımış olduğu veya yeni açmış olduğu dolar viop kontratlarındaki short pozisyonları bütün e, vadeler itibariyle ve maliyetleri hakkında ve sonuç itibariyle de kar zarar durumu hakkında bilgiler aktarıyorum. Her ne kadar geçen hafta bu konuda bir çalışma yapmamış olsam da geçen haftanın verilerini de e, son verilerle birlikte sizlere değerlendirmeye çalışacağım ve bu hafta özellikle Merkez Bankası Dolar-TL'de short işlemleri yaparken kamu bankalarının ve özellikle Halk Bankası aracılığıyla halk yatırımın e, Dolar-TL'de long pozisyonlarını artırdığını görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bunu yorumlamaya çalışacağız. Evet sevgili arkadaşlar öncelikle Mayıs vade ile başlıyorum. Ee, Mayıs vade ile ilgili olarak en son aktarmış olduğum analizin tarihi 30 Nisan'dı. Bu videonun sonuna 30 Nisan tarihi itibariyle aktarmış olduğum analizi de ekleyeceğim. Bu kayısa yapmanız biraz daha kolay olabilir düşüncesiyle ve 30 Nisan tarihi itibariyle Merkez Bankası'nın e, herhangi bir şekilde bir short pozisyonunu bulunmadığını görüyoruz. Ancak Bugün itibariyle 30 Nisan ile 17 Mayıs tarihi arasında geçen 2 haftalık sürenin ardından Cuma gününün e, hesaplarını dikkate almak şartıyla Merkez Bankası'nın 158.984-159.000 kontrat civarında short pozisyon aldığını son 2 hafta itibariyle görmekteyiz. Ve bu short pozisyonların ortalama maliyetinin ise 6.11.40 old seviyesinde olduğunu görüyoruz. Mayıs kontratları itibariyle az önce ifade ettiğim kamu bankaları nezdinde herhangi bir gelişmeye tanık olmuyoruz. İlerleyen vadelerde bu durumu biraz daha net bir şekilde fark edeceğiz. Arkadaşlar son kapanış verileri itibariyle Mayıs kontratları 6.0912 seviyesinden uzlaşma fiyatları bazında bir kapanış yaşandı. Son uzlaşma fiyatı bu seviyeden gerçekleşti. Merkez Bankası'nın maliyeti 6.1140 seviyesinde. Dolayısıyla Merkez Bankası short pozisyon açtığı için son kapanış değerinin 6.09 olmasını dikkate aldığımız zaman Merkez Bankası şu an itibariyle Mayıs kontratlarında karlı kazançlı bir durumda bulunuyor. Gelelim arkadaşlar Haziran kontratları itibariyle durumun ne olduğuna. Evet 30 Nisan tarihi itibariyle 1 milyon 1.059.741 adet Merkez Bankası'nın elinde short pozisyon bulunuyormuş. Ortalama maliyeti 5.6910 seviyesindeymiş. Son durum itibariyle baktığımız zaman değerli arkadaşlar Merkez Bankası pardon son durum itibariyle baktığımız zaman Merkez Bankası Haziran vadede ekstra bir short işlem yapmamış. Dolayısıyla son 2 hafta içerisindeki pozisyonlarını muhafaza etmiş. Yine 1 milyon 60 bin civarında pozisyonu bulunuyor. Ortalama maliyeti bir kere daha ifade ediyorum 5.69 5.6910 seviyesinde. Değerli arkadaşlar e, Haziran madenin son kapanış fiyatı veya uzlaşma fiyatı 6.2080 olarak görülmekte. Merkez Bankası'nın maliyeti 5.69.10 seviyesinde. Yuvarlak olarak 5.70 dediğimiz olan 0.50 kuruş civarında Merkez Bankası'nın zararlı konumda olduğunu görüyoruz ve elinde 1 milyon 60 kontratta pozisyon bulunmakta. Gelelim arkadaşlar Ağustos kontratlarına. Ağustos kontratları itibariyle 30 Nisan tarihinde Merkez Bankası'nın elinde 894.057 kontrat bulunuyormuş. Bugün itibariyle son 2 hafta itibariyle ekstra pozisyon açılmamış. Yine eldeki miktar aynı herhangi bir değişim yok. Ortalama maliyeti 6.01.60 e, olarak görülmekte ve Merkez Bankası'nın e, 6.01.60'lık maliyetine karşılık Ağustos kontratlarının son kapanış değeri 6.45 olarak gerçekleşmiş. Yaklaşık 44 kuruş civarında 0.44 kuruş civarında Merkez Bankası Ağustos kontratlarında da zararlı bir konumda bulunmakta. Gelelim arkadaşlar Ekim ayı kontratlarına ve Ekim ayı kontratlarına baktığımız zaman ise Merkez Bankası 30 Nisan tarihi itibariyle 429 bin kontrat elinde short pozisyon bulunuyor. Ortalama maliyeti 6.41. Ve e, Ekim ayı kontratları itibariyle baktığımız zaman son durum itibariyle bir miktar pozisyon artırdığını görüyoruz. Kontrat sayısını 456.886 seviyesine çıkarmış ve ortalama maliyeti 6.42.90 e, civarlarında. Son kapanış verilerine bakacak olur isek 6.42.90 seviyesinde maliyeti bulunuyorken son uzlaşma değerinin ise 6.71.29 olduğunu görmekteyiz. Ortalama 0.30 kuruş civarında Merkez Bankası e, ekim kontratlarında da zararlı bir konumda bulunuyor. Aralık kontratlarına baktığımız zaman ise arkadaşlar 399.344 kontratı bulunuyormuş 30 Nisan tarihinde son 2 haftayı dikkate aldığımız zaman herhangi bir değişiklik yok kontrat sayısında ekstra bir işlem yapmamış e 6.6160'lık bir ortalama maliyeti bulunuyor ve son kapanış verileri itibariyle ise 7.0193 seviyesine dikkat aldığımız zaman yine yaklaşık 0.40 kuruşlar civarında Merkez Bankası'nın zararlı konumda olduğunu görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar şimdi gelelim kamu bankaları ile alakalı olan mevzuya. Haziran kontratlarına tekrar geri döndüğümüz zaman değerli dostlar, Haziran kontratları itibariyle Merkez Bankası'nın elinde 1 milyon 60 bin kontrat bulunuyor, short pozisyon bulunuyor. Halk yatırıma baktığımız zaman ise elinde 242.333 bin adet e, long pozisyon bulunuyor. Yine Vakıflar Bankası'na baktığımız zaman 161-162 bin kontrat civarında long pozisyon bulunmakta. Maliyetlerine baktığımız zaman ise arkadaşlar maliyetlerin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Yani long pozisyon açmak adına maliyetlerin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Zira halk yatırımın 6.04 iken vakıf e, Vakıflar Bankası'nın 6.34 seviyelerinde long pozisyon taşıdıklarını görmekteyiz. Gelelim arkadaşlar Ağustos Vadiye. Ağustos vade itibariyle halk yatırımın elinde 30 Nisan tarihinde 229 bin kontrat bulunuyor ki long pozisyon bulunuyorken bir diğer yandan Ziraat Bankası yine bir kamu bankası olarak 129 bin kontrat elinde long pozisyon bulunuyor. Ziraat Bankası'nın maliyeti dikkatimizi çekiyor 6.23 seviyesinde. Gelelim arkadaşlar Ağustos vadenin son durumu itibariyle son tarih itibariyle halk yatırım long pozisyonlarını artırmış 6.02 maliyete ulaşıyor. Vakıflar Bankası 150 bin kontrat gibi bir seviyeye ulaşıyor ve Ziraat Bankası aynı seviyede kalmış. Ancak maliyetlere dikkat ettiğiniz zaman 6.60'lara kadar ulaşabilen, 6.23'lere kadar ulaşabilen yüksek maliyetleri görmekteyiz. Gelelim arkadaşlar Ekim Vadiye. Ekim vade itibariyle Halk yatırımın elinde 163 bin kontrat, Ziraat Bankası'nın elinde 100 bin kontrat civarında long pozisyon bulunuyor. Ekim vadenin Son durumuna baktığımız zaman ise e, halk yatırımın elindeki kontrat sayısını 215 bin seviyesine ulaştırdığını görmekteyiz. Ve Aralık ayı kontratlarına baktığımız zaman ise arkadaşlar Aralık ayı kontratlarında 30 Nisan tarihi itibariyle halk yatırımın elinde 185 bin kontrat bulunuyorken e, evet Aralık ayında son iki hafta itibariyle halk yatırım ekstra bir pozisyon açmamış. Arkadaşlar buradan çıkarabileceğimiz birkaç sonuç var. Daha doğrusu <laughs> affedersiniz daha doğrusu bir fikir cimnastiği yapmak durumundayız. Zira öncelikle Merkez Bankası'nın biop işlemlerini e, dolar tl'deki e, spekülatif hareketleri engelleyebilmek amacıyla bu konuda işlem yapma yetkisini geçtiğimiz Ağustos ayındaki o sert hareketlerin yaşandığı e, günlerin ardından özel ve yasal bir yetkiyle edinmiştir. Yani Merkez Bankası bir piyasa oyuncusu gibi e, Viyok işlemlerinde long ve short gibi bir takım işlemler yapabilme yetkisini elde etmiştir. Daha önceki dönemlerde böyle bir yetkisi bulunmuyordu. Ancak Merkez Bankası ağırlıklı olarak short işlemler yapmakta, kesinlikle long işlem yapmamakta ve buradaki amacı ise dolar TL'deki spekülatif hareketleri engellemek, aşırı yükselişlere spekülatif yönlü yaklaşımlara bir yanıt verebilmek adına bunu bir silah olarak kullanmaktan. 2018 yılının sonlarına doğru olan dönemlerde merkez bankası bu noktada oldukça kazançlı sonuçlar elde etmiştir. Ancak 2019 yılının girmesiyle birlikte dolar TL'deki hareketliliğin artması merkez bankasının önemli zararlar yazmasına sebebiyet vermiştir. Birazdan göreceğiniz gibi Şubat ve Nisan vadede merkez bankası çok ciddi zararlarla pozisyonlarının kapatılmasına sebebiyet vermiştir. Tabii ki bütün bu durumlar merkez bankası. Evet anladık yani e, piyasadaki dolar TL'nin yükselişini engellemek adına bunu bir silah olarak kullanıyor ama göz göre göre ne diye bu kadar zarar yaratıyor, niçin bu kadar zarara katlanıyor e, şeklinde birçok sorular e, akla gelmekte. Önceki analizlerimde de Merkez Bankası'nın bu noktada önemli zararlar yazdığını ifade etmiştim. Ve biraz sonra size bir Excel tablosu içerisinde Merkez Bankası'nın şu ana kadar ki pozisyonlarının ne miktarda zararda olduğunun da simülatif olarak hesabını çıkarmaya çalışacağım. Bunu bu şekilde yorumlarken, bir diğer yandan arkadaşlar, merkez bankasının bu kadar yüksek miktarlarda pozisyon açabilmesi için bir imkan bulması gerekiyordu. Yani siz elinizdeki herhangi bir ürünü satmak isterseniz, ama alıcı varsa satabilirsiniz. Alıcı bulamıyorsanız veya da 11 birim ürün satmak istiyorsanız, bu 11'in birim ürünü alabilecek kapasitede alıcı var ise eğer bu malı satabilirsiniz. İşte arkadaşlar, merkez bankası. Piyasada normal shortlar altında bu kadar yüksek miktarda, hele ki ileri vadeler daha sığdır, yani Haziran vade, pardon Ekim vade, Ağustos vade, Aralık vade gibi vadeler daha sığdır ve bu kadar sığ olan bir ortamda hacmin bu kadar düşük olduğu bir ortamda bu seviyede yüksek short pozisyonlar oluşturabilmesi. Ancak karşılıklı işlemlerle mümkün olabilir. Bu karşılıklı işlemler nedir? Arkadaş ben satacağım sen de alacaksın şeklindeki bir konsensusla olabilecek olan bir mevzudur. Burada ise arkadaşlar karşımıza Merkez Bankası'nın direktifleri doğrultusunda hareket etmekte olduğunu bildiğimiz Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve bunların yatırım kanalları devreye geliyor. Şimdi arkadaşlar önemli olan bir mevzu birinci olarak Merkez Bankası yüksek miktarda short pozisyondan açabilmek için ihtiyacı olan alıcıyı bu bankalar sayesinde bulabilmiştir. Birinci tespitimiz bu. İkinci bir tespite gelince Merkez Bankası hani diyoruz ya göz göre göre ne diye short pozisyon açıyor niçin bu kadar bir zararın oluşmasına göz yumuyor diye işte kamu bankalarının özellikle son aylarda veya son dönemlerde yüksek fiyatlardan bile olsa yüklü miktarlarda long pozisyon açmalarındaki sebep Merkez Bankası'nın bu hususla oluşan zararlarını bir anlamda hecedebilmek yani karşılayabilmek bir başka ifadeyle merkez bankasının buradaki zararlarını sigorta edebilmek amacını taşıyor olabilir. Bir diğer önemli husus ise sevgili dostlar merkez bankası her ne kadar burada short işlem yapıyor ama aslında doların çok ciddi bir şekilde aşağı geleceğini çok önemli düşüşler olsun da önemli paralar kazanayım niyetinde değil. Geçtiğimiz tarihlerde 2019 öncesindeki 2018 Ağustos ve Aralık aylarında Diğer kamu bankalarının bu ölçüde yoğun bir katılımı söz konusu değildi. İşte arkadaşlar, Merkez Bankası bir yandan zarar ediyor ama diğer yandan da kamu bankaları aracılığıyla bu pozisyonların karşılanmasını sağlayarak dolar TL'deki yükseliş imkanlarından da yararlanmayı istifade etmeyi amaçlıyor olabilir. Elbette ki Merkez Bankası çıkıp da bu işlemleri ben şu 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 amaçla şu niyetle yapıyorum. İşte hesabım budur. Şu alanda şu vadede bu kadar zarar ettim ama şu işlemler sayesinde şu miktarda da bir kazancık oldu gibi şeffaf bir şekilde hesap verme gibi bir alışkanlığı veya bir, bunu bir ihtiyaç olarak görmüyor. Bizler ancak bunları elimizdeki verilerden çıkarabiliyoruz bu sonuçları. Ama ortaya çıkan gerçek arkadaşlar kamu bankalarının bu uğurda bir şekilde piyasada artık katılımcı olduğunu görmekteyiz. Demek ki Merkez Bankası piyasayı short pozisyonlar adına boğmaya çalışırken ana amacı ve bir yandan dolar TL'deki yükselişin spekülatif hareketlerle yükselişi engellemek adına bir çaba olabilir belki ama aslında dolar TL'nin gerileyeceğini, düşeceğini düşündüğü için böyle bir umudu veya böyle bir niyet içerisinde olduğundan değil eğer böyle bir niyet olsaydı kamu bankaları e, parantez içerisinde belirtiyorum bu miktarda yüksek pozisyon alabilmesi için kamu bankalarının önemli bir rolü vardı. Bu konu ayrı bir mevzu ama kamu bankalarının bu oranda hele hele yüksek seviyelerde biraz önce sizlere maliyetlerini ifade ettiğim yüksek seviyelerden long pozisyon almaları bir manada e, doların dolardaki yükseliş eğiliminin e, kamu bankaları nezdinde de böyle bir beklentinin önemli boyutlarda olduğunu ifade etmekte. Zira Merkez Bankası'nın birkaç gün önce açıklamış olduğu beklenti anketinde de yıl sonu itibariyle dolar kuruna yönelik beklentilerini 6.40 olarak açıklamışlardı. Bir önceki e, açıklamaları bir önceki beklentileri ise 6.20 civarlarındaydı. Her ay zaten bu beklenti anketinden farklı sonuçlar çıkmakta. Gittikçe Merkez Bankası da enflasyon beklentileri hususunda veyahut da dolar kuru hususunda e, daha yüksek e, beklentiler şeklinde bir takım rakamlar açıklamak durumunda kaldı O halde sevgili arkadaşlar zannediyorum ki Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının dolar viop kontratlarında atmış olduğu adımları izlemek, dolar konusunda veya doların önümüzdeki günlere yönelik olarak eee beklentilerini yorumlamak bakımından önem taşıyor. Bir kere daha ifade etmek gerekiyorsa daha önce şu şekilde bir algı vardı. Özellikle 2018'in sonlarına doğru Merkez Bankası demek ki doların ciddi şekilde düşeceğini düşündüğü veya bu anlamda bir takım adımlar atacak veya elindeki başka silahları devreye sokacağını e, hesap ettiğinden dolayı dolayı para kazanabilmek için bu hususta bu kadar yüklü miktarda short yapıyor. Hayır arkadaşlar gördüğünüz gibi kamu bankaları üzerinden de Merkez Bankası ee, bir taşta iki kuş vurmaya çalışıyor ve doların yükselişinden de bir anlamda para kazanmayı hedefliyor e, ee, veyahut da oluşan zararlarını telafi etmeyi hedefliyor şeklinde de düşünebileceğiz. Gelelim arkadaşlar Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bu işlemler sonrasında kar zarar durumuna. Değerli dostlar 30 Nisan tarihi itibariyle sizlere aktarmış olduğum bir e, hesap vardı. Arkadaşlar Viyop e, hesaplarında 1'e 10 kaldıraç kullanılır genellikle. Merkez Bankası'nın da bu kaldıraç oranını kullandığını dikkate alarak veya tahmin ederek e, bir simülatif hesaptır bu. Net bir hesap olarak tabii ki ifade etmek mümkün değildir. Merkez Bankası'nın arkadaşlar 30 Nisan tarihi itibariyle 1.2 1, 1 milyar 285 milyon civarında milyon TL civarında bir zararı oluşmuştu. Mart Nisan kontratları ve diğer kontratlar itibariyle ve bu miktar arkadaşlar 215 milyon dolar civarında bir rakama tekabül ediyor. 216 milyon dolar civarında bir rakama tekabül ediyordu ve Nisan sonunda dolar kuru ise 5.96 idi. Merkez Bankası mart ayındaki kontratlarını 97 milyon TL zararla kapatmak durumunda kalmıştı. Nisan kontratlarını ise 487 milyon TL zarar ile kapatmak durumunda kalmıştı. Gelelim arkadaşlar Son iki hafta itibariyle e, hesapları da dahil ettiğimiz zaman karşımıza çıkan tabloya. Mart ve Nisan aylarında arkadaşlar yaklaşık 600 milyon TL civarında zarar yazıldı. Bunu bir köşeye bırakıyoruz. Mayıs ayı itibariyle yeni açılan kontratlar vardı. 158 bin küsur kontrat açılmış durumda. Bunun için arkadaşlar yatan teminat miktarı yaklaşık 71 milyon TL civarında. Ortalama maliyeti 6.11.40. Son kapanış 6.09.12 olduğuna göre Merkez Bankası burada karlı bir durumda bulunuyor. 3.6 milyon TL civarında bir kazancı bulunuyor %5.12 oranında. Ancak Haziran Vadi'ye geldiğimiz zaman Merkez Bankası'nın 548 milyon TL civarında zararda olduğunu görüyoruz. Zira maliyeti 5.69.10 ancak son kapanış 6.20 seviyelerinde. 548 milyon TL %116 bir zarara işaret ediyor. Ağustos vadiye baktığımız zaman arkadaşlar 6.01.60 maliyeti bulunuyor. Son kapanış itibariyle 6.45 gördüğümüz için burada da %97 oranında bir zarar var. 388 milyon TL zarar söz konusu. Ekim ayına baktığımız zaman elinde 456 bin küsur kontrat bulunuyor. Ve zararı 130 milyon TL'ye yakın durumda. %63 civarlarında zararı bulunuyor. Aralık vade itibari ise zarar 161 milyon TL ve %90. Arkadaşlar önceki e, iki hafta öncesiyle karşılaştırma yaptığınız zaman Zarar miktarlarında hafif bir düşüşün söz konusu olduğunu görebilirsiniz. Zira e, uzlaşma fiyatlarındaki hızlı değişimler ve Merkez Bankası'nın elindeki pozisyon sayısındaki değişimler bu miktarlarda oynamalar yaratıyor. Arkadaşlar Mart ve Nisan kontratlarındaki zararları bir köşeye bırakıyoruz. Bunlar zarar hanesine yazıldı ve son durum itibariyle baktığımız zaman Merkez Bankası şu an itibariyle 202.185 milyon dolar zararlı bir konum içerisinde bulunuyor. Dolar kuru'nu 6.05 olarak yuvarlak bir şekilde aldığımız zaman. Evet değerli dostlar, merkez bankasının kamu bankalarının diop dolar konusunda atmış olduğu adımlar ve bu konudaki e, değerlendirmemiz bu yönde olacaktır. E, kısa bir süre sonra arkadaşlar dolar TL hakkında özellikle e, yüksek seviyelerden maliyetlenmiş olan yatırımcılara hitap edecek şekilde nasıl hareket etmeleri gerekir, hangi e, kritik seviyeleri önemsemeleri gerekir e, başlıklı bir analiz aktaracağım. Sonrasında önümüzdeki hafta ve kısa vadeyi ifade eden bir ikinci dolar tl analizi kısa vade adını olacak. Ve tabii ki borsayı da unutmayacağız. Endeks, borsa ve hisseler bazında yabancılar neler yaptılar, ne ettiler bunları da değerlendiren bir analizimiz analizimiz olacak bu hafta içerisinde. Sevgili arkadaşlar bu analizi size aktarırken kaynak olarak Matrix programının verilerini ve e, dikkate aldım. Matrix veri ve analiz programı kaynak olarak değerlendirdik. Eklenen videolarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler ve saygılarımla. Hoşçakalınız. İyi akşamlar diliyorum şimdilik.